Merhabalar, yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Malumunuz son günlerde İdlib civarında, Suriye'nin kuzeyinde büyük operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Tabi şehitlerimiz de var. Allah onlara rahmet etsin. Onlar şu an en güzel mertebedeler. Allah o mertebeyi bizlere de nasip etsin. Allah şehit ailelerinin de yardımcısı olsun, onlara sabır versin. Kolay bir durum değil çünkü. Allah devletimize, milletimize, askerimize, ordumuza güç kuvvet versin. Çünkü bu zamanlar kolay zamanlar değil. İnşallah bu operasyonlardan hayırlı sonuçlar elde ederiz. Bu operasyonlarla ilgili özellikle sihalar konusuna değinmek istiyorum. Biraz da alanım olduğu için çünkü. İHA'ların ve sihaların bu operasyonda ne kadar önemli olduğunu hep beraber görmüş olduk. Biz daha önceden de özellikle radyoda yaptığımız hava sahası adlı programda sürekli bunları dile getiriyorduk. Gelecekte ve hatta günümüzde savaşlarda bu İHA'ları ve SİHA'ları çok sık göreceğimizi söylemiştik. Artık savaş teknolojisi buraya doğru evriliyor demiştik. Hatta insansız diğer araçları da görebileceğimizi söylemiştik. İnsansız denizaltılar, insansız gemiler, insansız tanklar bunlara da yavaş yavaş geçileceğini dile getirmiştik ki uçaklardan sonra hemen denizaltı çalışmaları da başladı. Tabii İHA'ların zamanla çeşitlilik göstereceğini de bahsetmiştik. Yani başta biliyorsunuz elle fırlatılan oyuncak denilen İHA'lar çıktı. Daha sonra Anka gibi müthiş bir İHA'mız sahaya çıktı. Bayraktarlar, Anka'nın silahlı versiyonları, Anka S'ler vesaire daha devamı geldi. Gittikçe çeşitlilik kazandı bu. Bir yandan da bu İHA'larla ilgili çalışmaları gereksiz görenler oldu. Oyuncak dediler bu İHA'lara ve SİHA'lara çalışmaların başında. Gereksiz masraf olarak gördüler. Daha ağır ithamlar yaptılar. Bunların ne kadar boş olduğunu ve aslında İHA ve SİHA çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu biz görmüş olduk. Nasıl görmüş olduk diye sorarsanız, şimdi 1 Mart itibariyle hava saldırısı özellikle F16'larla beraber yoğunlaştı ama onun öncesinde SİHA'larla biz çok stratejik hedeflerini vurduk rejim güçlerinin. Mesela bir uçak savarını vurduk, hava savunma sistemini vurduk ve hava savunma sistemini bir SİHA ile vuran belki de ilk devlet olduk. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bununla beraber bir komuta merkezini vurduk. Burada hatta generallerin, üst düzey komutanların etkisiz hale getirildiği de söylendi. Bu doğrulandı da sonradan. Yani bir komuta merkezini imha etmeniz bir ordunun, büyük bir ordunun başsız kalması ve doğal olarak dağılması anlamına geliyor ve biz bunu bir oyuncakla yaptık. Tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki. Tabii bunlarla sınırlı kalmadı. Daha pek çok hedef etkisiz hale getirildi. Bir Rus savaş muhabiri bir açıklama yaptı. Dedi ki, "Sihalar devreye girdiğinden beri savaşın seyri değişti." diye bir açıklama yaptı. Bununla beraber "Kafamızı dışarı çıkartamıyoruz. Hareket eden her şeyi vuruyor bu sihalar." diye bir açıklama yaptı yine aynı muhabir. İşte tüm bunlardan biz sihaların ne kadar etkili olduğunu gördük. 1 Mart itibariyle başlayan o ağır bombardımanın önünü de açmış oldu sihalar. Yani hava savunma sistemini vurmanız demek F16'ların elini kolunu sallayarak içeri girmesi manasına da geliyor. Bu yüzden sihalar bizim işimizi pek çok yönden kolaylaştırdı. Yani i̇nşallah operasyonlarda her daim olmaya devam edecekler bundan sonra da. Tabii biz daha çok Anka S ve Bayraktar silahlı insansız hava araçlarını kullanıyoruz. Bu insansız hava aracı çeşitliliğine de Değinmek istiyorum Biraz önce bahsetmiştim Yani hem insansız hava araçlarımız var hem sihalarımız silahlı insansız araçlarımız var. Şimdi yeni yeni gelmeye başlayan Aksungur var müthiş devasa bir insansız hava aracı 24 metre kanat açıklığına sahip yanlış hatırlamıyorsam. TİHA'larımız var. Akıncı Bayraktar. Bunlar da artık test uçuşlarına başladı. Sürü İHA projelerimiz var. Kamikaze İHA'larımız var. Alpago gibi, Kargo gibi. E, tam otomatik silah taşıyabilen dronlarımız çıktı. Ve Göksungur gelecek yakın zamanda süpersonik insansız hava aracı bu da 2020'de test uçuşlarına başlayacak. Yani insansız hava aracı alanında çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Bu konuda özellikle TUSAŞ ve Baykar gerçekten hem mühendis yetiştirme konusunda hem de hava aracı üretimi konusunda son derece önemli işler gerçekleştiriyorlar. Allah işlerini kolaylaştırsın diye dua etmek düşüyor bize de. Bu üretimler devam ediyor. Çünkü biz üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanla çevrili bir ülkeyiz. Her zaman dışarıdan silahlar alamayabiliriz. Belki günümüzde alabiliyoruz bir şekilde ama bu ilerleyen zamanlarda gerçekleşemeyebilir. Bu yüzden kendimize yetebilmemiz ve kendi silah ihtiyacımızı kendimiz karşılamamız gerekiyor. Tank üretimlerinde, silah üretimlerinde, uçak üretimlerinde inşallah belli bir seviye geleceğimizi de görüyoruz. Burada eğitimin de tabii önemli bir rolü var. Bizim bu alanda olabildiğince mühendis eğitmemiz de gerekiyor. Ama şu anki duruma bakıldığında gerçekten bu yolda çok hızlı ilerlediğimiz görülüyor. Allah yardımcımız olsun. Şu an Suriye'de operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah kötü haberler almayız. Tekrar tekrar buradan dua ediyoruz ama sizler de amin diyerek eşlik ederseniz memnun oluruz. Allah askerimizin, devletimizin, milletimizin, ordumuzun yardımcısı olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bizi namerde muhtaç etmesin.